Bizim çocuklarımız yani ben diyorum ki hani sokakta kaldı. Yani şimdi şu anda devlet de elini çok tutmuyor yani bizim çocuklarımız. Manisa Otizm Derneği özel gereksinimli bireylerin eğitiminde ailenin önemi konulu bir seminer düzenledi. Zihinsel eğitim öğretmeni Vefa Bilici tarafından İl Özel İdaresi toplantı salonunda gerçekleştirilen seminere Manisa Otizm Derneği Başkanı Saadet Çeranoğlu ve zihinsel engelli çocukların aileleri katıldı. Nasıl yapabilirim? Çünkü evim müsaitliği. Bahçeli bir ev olsa tamam çığırış bağırış kendi yerindeyim derim. Ama şimdi diyemem yani. Bazı komşular... Daha çok soru cevap şeklinde geçen seminerde zihinsel eğitim öğretmeni Vefa Bilici ailenin engelli birey üzerindeki etkilerini anlattı. Bizim çocuklarımız öyle bir şey değil. Zaten hiç konuşmuyorlar. Böyle bir gerçek var. Ama kendini ifade etmek için örnek veriyorum. Telefonla örnek veriyorum. Bazen müzik dinledi. Mesela bazen aile geliyor benim öğrencimin. Diyor ki hocam diyor, biz çocuğun gece gündüz müzik dinlemesini istemiyoruz. Niye? Çünkü çok dinliyor. Ama şöyle bir şey var. Çok dinliyor. Tamamen kesiyorlar. Bu sefer çocuk ne oluyor? Ergenlik yaşına girdiği zaman kendini daha çok kısıtladığı için daha çok problemler, başka problemler ortaya çıkıyor. Bilici, ailelerin çocuklarıyla nasıl iletişim kurabileceklerine yönelik bilgiler verdi. Engelli aileleri de özel eğitim öğretmenlerinin bir an önce atanmasını istedi. Bizim çocuklarımız yani ben diyorum ki hani sokakta kaldı. Hani işte onlar bir göstermelik bence. Orada bir çözüm değil. Çocuk. Bizim çok paramız yok. Çok param olsa ben öğretmen tutacağım. Mesela ben çocuğuma bazı şeyler yaptıracağım ama o da çok param yok yani. Şimdi şu anda devlet de elini çok tutmuyor yani bizim çocuklarımızın. Böyle sırça parmağıyla. Bir de buraya ben öyle hani tabir ediyorum. Yalnız da gibi.